metafizik dünya, dini dünya içerisinde... Bakın sayın seyirciler, burada bazı Müslüman evrimcilerin düştüğü önemli bir tuzak var. Naturalist felsefenin tuzağına düşüyorlar. Allah maddeyi belli bir düzene göre yaratmıştır ve korumaktadır. Naturalist felsefe ise doğa şartlarının kesin olduğunu, değişmez olduğunu ve bunların hiçbir şekilde dışına çıkılamayacağını iddia eder. Oysa Allah sebeplerin, bütün sebeplerin üstündedir. Allah sebepleri insan için yaratır. Dolayısıyla Allah dileseydi evrimle de yaratabilirdi. Ancak Allah bütün eksikliklerden münezzehtir ve Allah evrimle yaratmamıştır. Biz bunu bugün bilimsel delillerle biliyoruz. Bütün fosiller, bize 250 milyon fosil, Allah'ın bütün türleri birdenbire ve eksiksiz yarattığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Allah evrimle yaratmadığına göre ve Allah bir ol demesi yarattığına göre, Kur'an'da da bu gerçek tam bu şekilde ifade edildiğine göre, Müslümanların çoğunluğa bakarak bazı insanlar işte Darwinist, demek ki Darwinizm bilimsel bir yönü olmalı, İşte bunu Kur'an'a uyarlayalım demeleri çok büyük bir tuzaktır. Zaten Darwinistler büyük bir çöküş yaşadıkları için, dünya çapında Darwinizm ve ateizm çöküşe geçtiği için, bazı inançlı kimseleri Müslümanları kendi saflarına bu şekilde çekmeye çalışmaktadırlar. Kur'an'daki bazı ayetleri çarpıtmaya çalışarak. Bu son derece yanlıştır. Oysa Kur'an'a baktığımızda Allah'ın yoktan var ettiğini, Allah'ın melekleri ve cinleri yarattığını ol demesiyle, mesela melekler ve cinler evrene mi yaratılmış? Elbette değil. Çeşitli yaratılış şekillerini gösteriyor Allah. Mesela Hazreti Musa'nın asasını örnek olarak vermiş Allah. Hazreti Musa'nın asasını, yani cansız bir maddeyi bir anda yılana çeviriyor. Burada evrim mi var? Allah cansız bir maddeyi bir anda canlı bir varlığa dönüştürüyor. Hazreti İsa'nın çamurdan yapılmış kuş biçiminde bir şey üfürdüğünü ve bundan kuş olduğunu bildiriyor Allah bize. Yani Allah bütün sebeplerden münezzehtir. Dilerse bu sebepleri kaldırır. Örneğin insanın, biliyorsunuz, meydana gelmesi için bir sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi gerekir. Fakat Allah dilediği takdirde bu sebepleri de ortadan kaldırabilir. Yani bir anne baba mesela bir sebeptir. Allah dilerse bunları da ortadan kaldırır. Nitekim Allah Hazreti Zekeriya'nın kısır eşinin Hazreti Yahya'ya hamile kaldığını, aynı şekilde Hazreti İsa'nın babası olmadan Allah'ın bir mucizesi olarak Hazreti Meryem'den dünyaya geldiğini, hamile kalıp dünyaya geldiğini bize bildirmektedir. Aynı şekilde Kehf ehli mesela 300 yıl canlı kalmıştır. Kur'an'da bildirildiği şekilde Allah ölüleri dirilttiğini bildirmektedir. Dolayısıyla Kur'an'da bize bildirilen Allah'ın yoktan ol demesiyle bütün canlıların yaratıldığı, nitekim Allah... Orada yalnız şöyle bir şey, onu da hemen hatırlatayım. Allah ol demesiyle hemen yarattığını bildiriyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Yani hemen diye, yani anla beraber yaratılma var. Yani bir süreç olmadığını Allah ayet-i kerimede zaten bize bildirmiş. Evet. Mesela Hazreti Azem'in topraktan yaratıldığını bildiriyor Allah. Fakat burada tabii ki herhangi bir evrim, herhangi bir şey yok. Allah bir güzellik olarak iki elimle yarattığımı diye bildiriyor ayette bize. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti Adem'in bu şekilde mucizevi bir şekilde topraktan yaratıldığını bildiriyor. Ondan sonraki ayetlerde insanın bir damla sudan yaratıldığı, meninin buna bir vesile kılındığı ve çeşitli yaratılış aşamaları bildiriyor. Yalnız bunların hiçbir şekilde Kur'an'ın, bakın çok altını çizerek söylüyorum, son derece önemli bu. Kur'an'ın hiçbir yerinde evrime dair en ufak bir ima işaret yoktur. Allah'ın ol demesiyle birdenbire yaratılmışlardır.